programa hoş geldiniz. Serdar merhaba. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi Serdar'la konuştuk. Serdar da pek şaşırmış gibi değil. Etrafta da şaşıran yok İstanbul Belediye Başkanı için. Şaşırmamaları normal, Serdar dahil olmak üzere. Çünkü biz böyle bir siyasete alıştık. Nasıl bir siyasete alıştık? Aylarca bu kanallar, bu siyasiler Tevfik Göksu'yu hazırladılar. Tevfik Göksu meclisin AKP başkanı olduğu için, belediye meclisinin AKP başkanı olduğu için televizyona çıkmadı. Erdoğan'ın adayı olduğu için televizyonlara çıktı. İstanbul nasıl düzelir? Ekrem İmamoğlu nasıl kötü bir başkan? Nasıl hiçbir şey yapmıyor? Nasıl İngiltere ile görüşüyor, nasıl işte tatile gidiyor falan filan. Bunların hepsi hesabı Murat Kurum'dan soruldu. Tevfik Göksu'dan soruldu. Tevfik Göksu aşağı, Tevfik Göksu yukarı. Ne zamana kadar? Bir ay öncesine kadar falan. Sonra hatta anketler yapıldı. Tevfik Göksu Murat Kurum'u geçiyordu bir dönem. Tevfik Göksu'yu da damat geçiyordu. Damat da Ekrem İmamoğlu'na en yakındı. Ama aday kim oldu? Murat Kurum oldu. Kim şaşırdı? Yani ben siyasetin bu kadar laçka olduğunu bildiğim için şaşırmadım ama bana göre Erdoğan şaşırdı. Şimdi soruma geliyorum. Yorumlarımı dinledin. Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı'nı bu kadar donuk, bu kadar hareketsiz, bu kadar suratsız başka neden dolayı açıklar acaba? Yani bunun, ben mi yanlış Erdoğan gördüm? Yok, bunun güzel bir yanıtı var aslında. O da şu: bütün cevizler dairedir, yuvarlaktır. Ama bütün yuvarlaklar ceviz, daireler ceviz değildir. Bunun tek açıklaması bu. Şimdi burada bir soru soracağım o zaman. Bir şeyin yuvarlak olması için pürüzsüz olması gerekmiyor mu? Hadi bakalım. Geometri. Geometri ama bu politik geometri değil. Politik geometride girintiler, çıkıntılar olur. O olabilir. Yuvarlaktır. Politik geometrideki yuvarlağın girinti ve çıkıntıları olabilir. Önemli olan burada. Tabii tekerlekte de girintiler, çıkıntılar var değil mi? Gibi. Olur, burada bütün önemli olan, bütün cevizlerin yuvarlak olması ama bütün yuvarlakların ceviz olmamasıdır. Ya da tekerlek olmaması. Yani ama buradaki ana fikir ceviz. Ceviz, ana fikir ceviz. Ana fikir ceviz. O yüzden ceviz üzerine tartışma açmak gerekiyor. Bence Murat Kurum'u da ceviz üzerine değerlendirmek gerekebilir. Yani Murat Kurum demek ki AKP'nin içindeki yuvarlakların, yani cevizlerin en pürüzsüz olanı imiş ki Erdoğan, ben bu bütün cevizler yuvarlaktır ama en yuvarlak cevizi tercih edeyim deyip böyle bir tercihte bulunmuş politik olarak. Kendi de ismi açıklarken falan çok heyecanlı değildi. Hatta ben bir ara orada tabii bir de Hulki Cevizoğlu var. Erdoğan'ın yanında diz mi çökeyim? Bugün öyle bir telaşı yoktu. Çünkü sahne genişti. Herkesi alıyordu. Ama sola doğru bakıyordu. Bir yaklaşabilir miyim diye. Evet. Ben şöyle gördüm. Tevfik Göksu o sahnenin en sağındaydı. Ama dikkatimi çeken başka bir şey oldu. Geçenlerde bir video izlemiştim. Onunla benzerlik gördüm sanki. Kuzey Kore'de halk meclisine girerken Kuzey Kore devlet başkanını herkes alkışlıyor böyle. Kendi de dahil. Ben öyle bir hava sezdim. Yani şeyde, salonu dolduranlarda böyle bir politik face, o poker face dedikleri meşhur yüz görüntüsü, bir neşe, bir
coşku yoktu. Erdoğan'da da yoktu. Yoktu. Erdoğan'ın da kendisi çok keyifli değildi. Zaten açıkladığı iller arasındaki çoğu hala iktidar tarafından, yani AKP tarafından yönetilen yerlerdi. Bir değişiklik benim için Eskişehir adayını açıklarken yaşadım. O İYİ Parti'den seçilip sonra istifa edip AKP'ye geçen milletvekili, mevcut milletvekili. Onu da sanki böyle kimseyi bulamamış da mecburen aday yapmış gibi bir hava vardı. O da bu biraz önceki ceviz örneğine uygun bir karakter diye düşündüm. Benim salonda gördüğüm bir ikinci eksiklik, gerçekten çok üzüldüm. Kendisi adına da üzüldüm. Bu yerel seçimlerde maalesef Binali Yıldırım yoktu. Şimdi ben ikinci sorum olarak onu söyleyecektim sana. Keşke bütün soruları baştan söyleseydim. Binali Yıldırım yoktu. Yoktu. İkinci şey, sen söylemeden söyleyeyim, böyle gıcıklık yapayım. Ne de olsa senden 2-3 yıl büyük gazeteci, yani daha eski gazeteciyim. Salonun ortası iki tarafta da solda da sağda da boştu. Evet, İstanbul boş. Belediye Başkanlığı'nda boş sağa, boş salon şaşırttı beni. Yani ben Binali Yıldırım'a gerçekten çok üzüldüm. Çünkü o... Bilerek mi gitmedi sence, o mu çağırmadı? Bütün toplantılarda yanında oluyor çünkü. Ne gerekçeyle olursa olsun, hangi gerekçeyle olursa olsun, şu siyasetin o resmi siyah ve lacivertin dışındaki renkleri olmayan bu siyasetin bana göre en renkli kişilerinden her zaman birisiydi. Orada olması en azından görsel açıdan bizi mutlu ederdi diye düşünüyorum izleyenleri. Yani çok sıkıcı bir tanıtım toplantısına bir Binali Yıldırım'ın eksikliği damga vurdu. Ama bence Binali Yıldırım'ı artık birçok yerde göremeyeceğiz. O sadece şu anda Aksakallılar heyetinin reisi. O Aksakallılar heyeti de ne yapar onu da kimse bilmiyor ya. Ama şu anda üzerinde olan tek sıfat o. Sıradan bir AKP üyesi. Eski bir başbakan olmasına rağmen bence Erdoğan pek yanında istemiyor. Öyle görünüyor. Eski başbakan, eski meclis başkanı, eski İzmir Belediye Başkanı adayı, eski İstanbul Belediye Başkanı adayı. Belki Ankara'daki önümüzdeki haftaki, yani diğer adayları açıklayacağı lansmanda. Şimdi ben Bülent Arınç'ı da göremedim çünkü. İstanbul. Hayır, Bülent Arınç bu tip toplantılarda pek her zaman olmuyor ama mesela İstanbul karşılamasında Binali Yıldırım karşılıyor. Ya ben önümüzdeki hafta bir ihtimal olabilir. Önümüzdeki haftaki tanıtımda diye düşünüyorum. Ama büyük bir eksiklikti Binali Yıldırım. Çünkü her zaman Erdoğan ne zaman istese onu istediği yere, muhtar adaylığı da dahil, koyuyordu. Hiç sesi çıkmıyordu. Demek ki bu yerel seçim öyle sıkışık ki Binali Yıldırım'a bile yer bulamamışlar. Eskişehir'e koyardım ben en azından. Nasıl? Ya da Binali Yıldırım'a bile artık ihtiyaç yok. Her yeri kazanacaklar. Yani evet. Erdoğan'ın acaba kazanacağı kendisi inanıyor mu? Yani yüzünden bakmaya çalıştım ama çok öyle bir zafer şeyi görmedim. Erdoğan'ın başka sıkıntıları var. Erdoğan'ın bir kere yürüme sıkıntısı var. Yani fiziksel sıkıntının dışında siyasal anlamda da sıkıntıları gittikçe büyüyor. MHP'nin işte tavrı çok önemli. Biz çok tartışamıyoruz belki ama hem dış bir takım olaylar, yani Türkiye'nin dışında gelişen olaylar, hem Türkiye'de yerel seçimin dışında gelişen siyasi bir takım olaylar Erdoğan'ın bence canını fazlasıyla sıkıyor. Ve ilk defa Erdoğan sanıyorum bu kadar çaresiz demeyeyim ama daha az alternatifi var önünde. Seçenekleri daha az. O yüzden kendisini sıkışmış hissediyor olabilir. Ama gördüğüm kadarıyla Erdoğan da
özellikle MHP ile arasında oluşabilecek bir siyasi gerginliği seçimin sonrasına atmış gibi görünüyor. Nereden bunu çıkardın diyecekseniz belki konuşuruz. Sinan Ateş davasına bakan savcının Cuma günü itibariyle 2 aylık sağlık iznine ayrıldığını öğrendik. Yani savcı 2 ay dosyanın başında yok. Bu iddianamenin en azından 2 ay boyunca yazılamayacağı ya da bir takım dosyayla ilgili yeni gelişmeler yaşanmayacağı anlamına gelir. Demek ki Erdoğan da MHP'yi kızdıran ya da MHP'yi bir nevi köşeye sıkıştıran bu çabasını ertelemiş görünüyor. Bir sorun çıksın istemiyor görünüyor. Ama Erdoğan gergin göründüğü kadarıyla. Gergin. İşin ilginç tarafı biz seninle hep konuşuyoruz. Blinken'la dün görüşmeden sonra şey diye yorum var. Amerika ile Türkiye'nin barışması üzerine yorum var Amerikan gazetelerinde. Yani vardır ama bu dediğim gibi yani birçok şeyi bir arada düşündüğünüz zaman öyle Türkiye'nin ya da Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkinin ya da Amerika'nın son dönemde Orta Doğu üzerine kurguladığı yeni oyunun öyle bir görüşmeyle falan değişeceği pek görünmüyor. Çünkü öbür tarafta Suudi Arabistan var. Amerika'nın yeni partneri, ciddi yatırım yaptığı, Orta Doğu'yu artık Suudi Arabistan üzerinden yönetmek gibi bir arzusu var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Hatta Yunanistan'da özellikle NATO aracılığıyla yaptığı askeri yatırımlar, askeri üsler. Bu yeni konuşlandırma şeklinde hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de NATO'nun Türkiye'yi çok fazla böyle eskisi gibi çok ciddi bir partner olarak görmediği açık. Şimdi birdenbire Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi diye bundan vazgeçecek durumda olduğunu sanmıyorum. Yani böyle politikaların çok çabuk değişeceğini. Muhtemelen İsveç'in NATO üyeliği üzerine bir takım pazarlıklar noktasında gelmiş olabilir diye düşünüyorum. Bir de onu sorarsanız en son geldiğinde Türkiye'ye gönderilecek yani bu savaş nedeniyle işte İsrail'in bombalaması nedeniyle orada ciddi bir sıkıntı vardı. Şimdi Gazze'den Türkiye'ye bir kısım mülteci gelmesi gerekiyordu. Amerika Birleşik Devletleri de bu konuda ciddi bir yardım yapacağını vaat etmişti. Bence bu konular daha fazla gündeme gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin yani Suudi Arabistan'dan şu anda vazgeçmesi ya da Yunanistan'da NATO'nun sanki sınırıymış gibi getirip NATO'nun bütün yatırımlarını, çoğu yatırımlarını son dönemde oraya koyması ve İsveç'in de NATO'ya dahil olmasıyla birlikte ve Türkiye ile hem NATO üzerinden hem de Amerika Birleşik Devletleri üzerinden çok fazla değişen bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü olsaydı hemen bugün müjde diye işte F-16'ların o gereken parçalarını yenileme süreçlerinin bir takım anlaşmalarının yapılacağını falan söylerlerdi. Türkiye tarafında da maalesef görüşmelerden sonra pek ses çıkmıyor. O kadar komutan çıkıyor, albay, yarbay, yüzbaşı, binbaşı, binler bilmiyorlar mı ya, anlatmıyorlar mı? Şu anda görünmüyor Türkiye'nin. Çünkü Erdoğan'ın öyle görünüyor ki önümüzdeki yerel seçimler ve bizim daha önce hep konuştuğumuz yerel seçimlerden sonraki anayasa değişikliği için kendisinin çizdiği stratejide şey yok bu sefer. Yani Amerikan karşıtlığı, Avrupa Birliği karşıtlığı pek yer almayacak. Onun yerine başka bir argüman kullanmak üzere öyle geliyor bana. Hatta işte bu Türkiye'deki bir takım mezhepsel ya da ırkçı bir takım yaklaşımlardan da uzaklaşacak gibi geliyor.
Onun yerine Erdoğan öyle görünüyor ki önümüzdeki süreçte daha çok din üzerinden siyaset yapacak ve muhtemelen yerel seçimleri de böyle bir çizginin üzerine oturtarak böyle bir siyasi propaganda düşünüyor. Zaten bunun hazırlıkları da var. Zaten koalisyon... Polis alıyorsa açaydın abi. Yok. Polisteyiz önemli değil. Yok, İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı ise sor. Yani Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde izleyeceği bu siyasi çizginin biz şimdiden hazırlıklarını yaptığını da görüyoruz. Tabii biz bugün Erdoğan'ın tanıtım toplantısını izledik ama bugün Batman'da yine bir yürüyüş vardı. Hüdapar'ın İzmir'de Batman'da din iman hilafet yürüyüşü vardı. Din iman hilafet. Evet. Yani şimdi ve bu yavaş yavaş gelmeye başladı oradan. Anayasaya aykırı değil mi bu? Vallahi biliyorsunuz geçen sefer de yaptıklarında anayasaya aykırıydı ama bu anayasa konusu artık şöyle bir bizim de hakkımız var herhalde. Anayasa Mahkemesi ya da bir mahkemenin bir kararına karşı tanımıyorum deme özgürlüğümüz olmalı diye düşünüyorum. Yargıtay'dan sonra. Neye mi ayıracağız? İktidar anayasanın kararlarını, muhalefet Yargıtay'ın kararlarını kabul etmiyor. Tamam, işte bizde hiç... Demokrasi de bu değil mi zaten? Yani her tarafın bir şeyleri demokratik sayması da bu değil mi zaten? Evet ama halk olarak bizim de bir avantajımız var. Biz de ikisini birden saymayabiliriz. Ya böyle bir hakkımız olması lazım diye düşünüyorum. Halkın bir hakkı yok ya. Yok mu? Muhalefet parti başkanının böyle bir kararı vardır. Yargıtay kararlarını işte Erdoğan ceza verdi. Yargıtay kararı onadı. O diyecek ki ben kabul etmiyorum bu kararı. Dolayısıyla ceza kalkacak. Anayasa Mahkemesi diyecek ki muhalefetten şu insana boşuna ceza veriyorsunuz. İktidar da diyecek ki ben kabul etmiyorum. O yüzden ceza yatmaya devam edecek. İşte. Yani sonuçta halka olacak. Çünkü o para cezası da ceza da hep bize geldiği için. Yani evet benim şimdi yavaş yavaş geliyor işte bu Batman'daki yürüyüşten fotoğraflar ve görüntüler. Biraz Erdoğan'ın dediğim gibi önümüzdeki aylarda yürüteceği seçim propagandasına ya da seçimin nasıl yürüteceğine dair ipuçlarını veriyor. Yani bekâ sorunu kalktı. Memleket elden gitmiyor ama memlekette din elden gidiyor şimdi. Evet. Yani bu sizin başlattığınız bu televizyon dizilerini eleştirme ve o televizyon dizileri üzerinden verilmeye çalışılan mesajlar maalesef Erdoğan'ın seçim politikasının da bir nevi deşifre olmasına neden olmuş. Yani ben bugün acaba dedim ya bu dizileri Erdoğan bilerek mi yayınlatıyor yani? Çünkü şimdi düne kadar bir kısım insan bu Rütü'nün verdiği ceza üzerine bu Kızıl Goncalar'dı sanırım dizinin adı ona verdiği ceza üzerine bayağı bir tepki göstermişti. Ama birkaç gündür bakıyorum ya bu dizi hakikaten aslında söylendiği gibi değil aksine bir propaganda yapıyor diye yeni yeni uyanmaya başlamışlar. Eskilerin bir atasözü vardır uyan da balığa gidelim diye. Biraz öyle hale gelmiş. Ben ilk tepkimi yazdığımda bana gelen mesajlar şöyleydi. Ahmet Bey, Ahmet abi, Ahmet kardeşim izlememişim belli. Fakat 2'den sonra yorumlar azalmaya ve tersleşmeye başladı. Sanıyorum haklısın birincisi de fark etmemiştik gibi. Ben bir şey duydum, henüz doğrulatamadım. Sadece bir kaynaktan gördüm. Yani belki pazartesi falan doğrulatabilir. Türkiye'deki Fox TV'nin Suudi Arabistan merkezli bir yatırım kuruluşu tarafından satın alındığı söyleniyor.
Hal öyleyse durum daha da başka bir yere gidiyor demektir yani o zaman. İşte 2 gün önce Fenerbahçe Başkanı'nın çıkıp televizyonda anlattıkları, izlemişsinizdir muhtemelen. Evet. Bütün o 2-2,5 saatlik konuşmanın bana göre tek önemli yeri vardı. O da şey, bundan sonra aday değilim. O mesele Fenerbahçe bana yaptı yapacağını. Benim adamım Abdülkadir Selvi'yi benden aldı, bir de onlar hırpalamışlar. Evet, çok fena hırpaladılar. Fena hırpalamışlar. Erdoğan bugün çok suratsızdı ama. Ve ilk konuşması, adaylardan önce konuşması ciddi sertti. Ama o sert sadece muhalefete değildi. Anladığım, hissettiğim kadarıyla. Evet. Çünkü MHP Ali Yerlikaya olmayınca hep son dönemde yaptığım programlarda da belirtiyorum. İstanbul, Ankara'da AKP'yi desteklemeyecek gibi bir his var. Yani Ekrem İmamoğlu'na oy verir mi bilemem ama sandığa gitmemesi AKP'ye kaybettirir. Geçen hafta konuşmuştuk MHP Erdoğan'ı satacak mı diye. Bu şimdiki görünüşte bu mümkün görünüyor. Hatta bugün ben sağ başta, yani o İstanbul adayı açıklandıktan sonra herkes çağrıldı sahneye. Sahnenin en sağ başında Tevfik Göksu vardı. En sol başında da Süleyman Soylu vardı. Şimdi bir dakika, öyle mi? Ha, Süleyman Soylu'yu anlarım. Epey takip etmediğim için görmedim. Şimdi bak, belediye başkanı, il başkanı, gençlik kolları, kadın kolları ve İstanbul milletvekilleri çağrıldı. Tevfik Göksu ne olarak çağrıldı? Belediye başkanı olarak. Ama anons edilmedi. Yok, ettiler Tevfik Göksu diye isim, hem de birkaç kez ettiler. Öyle mi? Evet evet ettiler. Aynı kanaldan seyretmemişiz. Benim kanalda vermedi. Ben A Haber'den seyrediyorum böyle şeyleri. Daha doğru olduğu için. Ama işte ben oradan seyretmiyorum çünkü o anonsu A Haber'in kendisi yapıyor olabilir. Ben A Haber seyrederken şöyle bir şansım oluyor. Onlar şeyleri de tanıdıkları için adayları. Mesela saydım, ben işaret koymuşum. Bugün açıklanan adaylardan sadece üçü hakkında çekişmeli bir seçim yaşayacak cümlesi kurdular. Diğerleri için evet kazandı dediler. Yani sanki nereler çekişmeli? İşte Eskişehir falan vardı onların içinde. Yani oralar da hani kazanabilir de çekişmeli geçecek ama yine kazanacak aday bunlar diye. Üçünün dışındakileri kazandı diye anlattıkları için ben de dedim ki ya, seçim yapmaya gerek kalmadı. A Haber'den hepsini öğrendik. Nerenin belediye başkanı diye. Tabii haftaya var asıl, yani aynı şekilde bir MHP ile AKP arasını gerdirecek ya da MHP ile AKP arasındaki gerginliğin ne noktada olduğunu bize gösterecek resmi açıklama var. Gayri resmi olarak biz dünden beri Murat Kurum'la Keçiören Belediye Başkanı'nın Turgut Altınok, Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu gayri resmi olarak açıkladılar. Bu açıklama biraz da belki öfkeyi dindirmek içindi. Turgut MHP kökenli mi? Doğrudur. Yani birkaç siyasi partiye gitti benim bildiğim, Saadet'e de gitti diye biliyorum. Yani Saadet dediğim eski Refah Partisi. Ama MHP ülkücü kökenli yani. Ama şu anda MHP tarafından çok sevildiğini söyleyemem. Yani MHP'liler şu anda Turgut Altınok'u sevmiyorlar. Aynı şekilde Ankara'nın eski belediye başkanı Melik Gökçek de pek sevmez Turgut Altınok'u. Onun için Turgut Altınok ismini böyle bir hafta önceden açıklamış olmalarının acaba diyorum biraz kamuoyunu yatıştırmak için mi ya da alıştırmak için mi yapıldı diye düşünüyorum. Zaten dikkat ederseniz şeyi, belediye başkanlıklarını açıkladıklarında özellikle MHP il başkanını da çağırıyorlardı sahneye. Ve çoğunda da MHP'nin il başkanı katıldı. O yüzden sanki bir çatlak yokmuş gibi gösteriyorlar ama belli ki AKP ile MHP arasında bu yerel seçimlerde bir güç
bilek güreşi olacak ve MHP AKP'nin çok da güçlenmesini istemiyor. Ama Erdoğan'ın da yerel seçimlerden sonra bu nikahı bozmak için mahkemeye gitme olasılığı var. Tabii hangi mahkemeye gideceğini bilmiyoruz. Anayasa Mahkemesi'ne giderse farklı sonuç çıkar. Yargıtay'a giderse farklı sonuç çıkar. Bu nikah nasıl olacak onu bilmiyorum yani. Peki ben şimdi ona da dikkat ettim. Bazı il başkan, il belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları açıklanırken MHP'li il başkanı çağrılmadı. Bazılarında çağrıldı, hepsinde çağrılmadı. O çağrılmayan belediye başkanlıklarında ikisi de aday mı gösteriyor? Çünkü öyle iller de var. Evet, kimisinde var ama o illerin hangisi anlaşamadıkları ya da karşılıklı aday çıkaracakları yerler onu bilmiyorum. Ama mesela MHP'nin de henüz bir aday tanıtımı öyle resmi olarak olmadı. Muhtemelen önümüzdeki günlerde o da yapacaktır ama onun zaten belli. Mesela Manisa'da AKP aday çıkarmıyor, MHP'nin adayını destekleyecek. Ama AKP Manisa'nın ilçelerinde aday çıkaracak. Onun için bugün Manisa'nın hani büyük şehir olarak ya da il belediyesi olarak açıklamadı ama ilçeleri olarak muhtemelen önümüzdeki hafta yapılacak Ankara'daki toplantıda onları da açıklayacaktır. Yani o konudaki MHP ile AKP'nin çok birbirlerine sürtünmeden bir siyaset yapacaklarını düşünüyorum. Yani açıktan açığa ikisi de siyasi bir kavgayı şu anda göze alacak durumda görünmüyor bana göre. Peki şimdi bekadan dine doğru geçmesi, milli görüş ve özümüze dönüş, bu milliyetçilik bize pek yaramadı anlamına geliyor olabilir mi? Ama bu Saadet Partisi'nin çok da onayladığı bir dine dönüş değil. Yani değil tabii canım. Erdoğan'ın kullanmaya çalıştığı şey hilafet üzerinden, daha önce bunu konuşmuştuk. Yani ılımlı bir şey, daha doğrusu ateist bir halife olabilir. Yani yeni yapıda böyle şey. Ama Refah'ın mı, Fazilet'in mi ne, belediye başkanı iken Erdoğan hangisinindi? Refah mıydı, Fazilet miydi? Refah'ındı. Refah belediye başkanı iken televizyona çıkıp şeriat istediğini söyledi. Yani Erbakan'da böyle bir açıklama yoktur ama Erdoğan bu açıklamayı Erbakan'ın başkanlığı altında söyledi. Doğrudur. Zaten Erbakan da geçmişte Erdoğan'a en çok eleştirdiği yönü budur. Yani milli görüşçü değil, biraz daha şeriatçı olduğu yönünde, ki Erdoğan'ın vakti zamanında bu Afgan din adamıyla falan el ele diz dize resimleri çok yayınlandı. Hikmetullah mıydı? Hı hı. Yani onunla, ona siyasi olarak daha yakın olduğu belli. Mısır'da Sisi olaylarında takındığı tavır belli. Ha, Sisi demişken bak şimdi. Geçen seçimde Erdoğan ne demişti seçimlerden önce? Ya Sisi'yi seçeceksiniz ya Binali'yi seçeceksiniz demişti. Şimdi Binali gitti. Kim koyacağız Sisi'nin yerine? Hayır, Sisi devam de arkadaş. Arkadaş oldular. Barıştılar o arada. Öpüştüler, koklaştılar. Şimdi kimi söylerse bir ay sonra ondan barışır gibi geliyor bana. Esat der mi mesela? Yani diyecek ne, kim kaldı acaba? Bir Esat kaldı. Bir de şey kaldı. Kim? İsrail'in başbakanı Netanyahu kaldı. Diyebilir. Netanyahu'yu mu? Peki ya, bir şey söyleyeceğim sana. Bu biraz siyaset dışı mı değil mi bilmiyorum. Spikerin, orada anons yapan adamın, her kimse, beceriksiz belediye başkanı gidecek diye konuşması, bu siyaset mi? Bu çok ayıp bir şey değil mi ya? Ya tam Erdoğan ağzı o işte. Erdoğan değil ama bunu söyleyen, oradaki spiker söylüyor. Hocam Erdoğan'ın yanında dura dura o da Erdoğanlaşıyor yani. Yapacak bir şey yok. O da başkanın hoşuna gitmezse, ben dediğim gibi A Haber'den seyrettim.
Hiç Cumhurbaşkanı kelimesi duymadım. Hep başkan. Benden mazoşisti var yani. Başkan Erdoğan, Başkan Erdoğan diyorlardı. Yani onlar kendilerini başka bir dünyada konumlandırdıkları için söyledikleri şey bu. Ama Erdoğan'ın işte geçen seçimde ya da Cumhurbaşkanlığı seçiminde demek ki yanına Hüdapar'ı ve yeniden Refah Partisi'ni almasının tek nedeni bir oy bir oydur demesi değilmiş. Erdoğan hem 2024 yerel seçimlerini hem de 2024 yerel seçimlerden sonraki anayasa değişikliğinde kafasında kurguladığı bir plan var Erdoğan. Ve dediğin gibi Erdoğan sadece yerel seçim üzerine hikayesini yazmıyor şu anda. Evet, bugün çok kötü görülebilir. Erdoğan'ın morali bozukmuş gibi görünebilir, suratı asıkmış gibi görünebilir ya da çok heyecan yokmuş gibi görünebilir ama tek başına Erdoğan zaten partinin içinde bu kaynama olduğunu biliyor. Yani Erdoğan için yeni bir şey değil bu. Belki de sizin söylediğiniz gibi işte Murat Kurum'un önüne geçebilen anketlerde bir damadı siyasetin içine atmak istememesinin nedeni belki de bu. Yani damadını henüz kullanmak istemiyor. O argümanın belki başka bir şeye saklıyor, başka bir güne saklıyor. O yüzden Erdoğan şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle içinde bulunduğu bu karmaşa nedeniyle hem fikri hem adaylık karmaşası nedeniyle yani ideolojik olarak da Cumhuriyet Halk Partisi şu anda biraz sıkıntıda gibi görünüyor. Tam yerini bulamamış, yeni yönetim tam bir yer bulamamış gibi görünüyor. Bir taraftan DEM Parti ile birlikte olmak istiyor ama öbür taraftan müthiş bir korkusu var. Sanki oradan ağır eleştiriler alacak ve bunun bedelini ödeyemeyecek gibi. Ve biraz yine yarım ağız konuşmaya başladı. Önümüzdeki hafta işte Ankara'da Tan Doğan'da bir miting düzenliyorlar. Şimdi bu miting önemli. Bu mitingdeki kalabalık, bu mitingde söylenecek sözler, kurulacak cümleler Cumhuriyet Halk Partisi için ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerle ilgili yeni tavırları için de önemli. Çünkü yani ne yaparsak yapalım son birkaç gündür o Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki tartışmadan bahsediliyor. Gerçi Perşembe günü açıklamama nedeni yeni adayları başka bir gerekçe olarak söylendi ama herkes biliyor ki perde arkasında müthiş bir yarış var, müthiş bir gruplaşma var. O grupların kendi adaylarını aday yapma şeyleri var. Mesela bugün bunlardan biri Erdoğan şu anda mevcut Aydın milletvekilini aynı zamanda büyükşehir adayı olarak açıkladı. Yani onun açıklanmasının en büyük nedenlerinden biri yapılan anketlerde CHP'nin karşısında en güçlü aday ismi olmasından kaynaklanıyordu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nı adayını açıklamayı erteliyor sürekli. Evet. Şimdi önümüzdeki hafta yeniden anket yapacaklar mı? Bu anketlerden nasıl sonuç elde edecekler? Buna karşı nasıl bir tavır takınacaklar? Aday değiştirecekler mi? Yeni bir adayla mı yola çıkacaklar? Bunlar hepsi belirsizlik içinde. Ben her iki siyasi partinin de yani iddialı görünen her iki siyasi partinin de hem AKP'nin hem CHP'nin işinin zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu aday tercihleri sonuçta örgütleri küstürüyor. Tevfik Göksu küsmüştür muhtemelen. Şimdi oraya geleceğim. İşte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde o onu desteklemedi falan filan. Muharrem İnce adayken partinin şu grubu desteklemedi, bu grubu desteklemedi. AKP de bunu yaşayacak gibi gözüküyor. Kesinlikle. Ama AKP'de bu işler genelde su yüzüne çok sonra çıkıyor. Yani şimdi Binali Yıldırım'ın... Belki de yaşanmadı bugüne kadar yani. Yani yaşansa da hep içeride kalıyordu ve sonuçta reisin dediği olduğu için... Neden yaşanmadı? Yani çok mu güzel siyaset yapıyorlar? Hayır, hep kazandığı için sonuçta kazanan olduğu için
yaşanmadı ama kaybetmeye başlayınca 7 Haziran'la beraber sonra da belediye başkanlıkları, bu her zaman bizim adayımız daha iyiydi diye yapılır. Tabii canım, sonuçta son cumhurbaşkanlığı seçiminin de ilk turunda %51 alamadınız. Siz de alamadınız %51. Evet. İkinci turda iki adaydan birinin %51 alması kaçınılmazdı zaten. Yani ben onu seçim sonucu olarak değerlendirmiyorum ama ilk ilk turda öyle aranızda bir fark yoktu ve şunu herkes biliyor. Artık reisin, eğer anayasa değişmezse, reisin son dönemi, her açıdan siyaseten son dönemi, %51 barajı duruyor, ciddi bir sorun. MHP ile ilişkiler çok da iyi yürümüyor. Şimdi oraya geleceğim. Sana bir soru. AKP, CHP, İYİ Parti arasında yaşanan ve en sonunda çok açık söylenen, biz işte CHP'yi desteklemek için kurulmadık. Bu AKP-MHP arasında olacak mı? Yani biz seçimlerde her yerde AKP'yi desteklemek için kurulmadık. Ben bunun böyle çok net bir biçimde dillendirileceğini sanmıyorum. Çünkü Devlet Bahçeli'nin genel siyaset tarzına çok uygun değil bu. Devlet Bahçeli genelde biliyorsunuz böyle atasözleriyle kurgu yapmayı seviyor. Şimdi cevizi atasözü mü yaptın Serdar? Ceviz bence 10 yıl falan siyasi hayatımızda bu ceviz ve yuvarlak hikayesi devam edecek. Daha önce çünkü Bahçeli'nin bu tür literatüre geçmiş sözleri çoktur. Şimdi Devlet Bahçeli ile Meral Akşener'i birbirinden ayıran önemli özellikler. Yarım saat düşündüm ne demek istedi diye desem inanır mısın bana? Doğrudur. Ama bence pek çok kişi hala düşünüyor. Yani yarım saati geçti. Pek çok kişi hala düşünüyor ne demek istedi diye. Meral Akşener'le Devlet Bahçeli'nin politika yapışı arasındaki en büyük fark bu. Meral Akşener biraz daha paldır küldür politika yapıyor. Belki de o misyonda ya da o çizgide. Ama Devlet Bahçeli biz bildik bileli çok sakindir. Üslubu kolay kolay değişmez. Ama kurduğu cümlelerin içinde ne demek istediğini 40 saat düşünürsünüz. Bir hafta sonra ortaya çıkar. Şimdi biz hala Devlet Bahçeli'nin genel seçimlerden sonra kurduğu cümlenin ne anlama geldiğini daha çözemedik. Yani inşallah Türkiye bir bölünme yaşanmaz derken ne demek istediğini anlayamadık. Onun üzerine kaç tane cümle kurdu? Şimdi en son geldi yuvarlak ve cevize takıldı. Biz daha geçen sene söylediğini çözememişken şimdi ceviz ve yuvarlak üzerine dünya kadar sohbet konusu çıkar yani. Ben sosyal medyada görüyorum yani dönen geyikleri. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin tavrı bu. Erdoğan'ın da tavrı bu. Yani Erdoğan da sanmıyorum Milliyetçi Hareket Partisi'ne karşı böyle çok net bir tavır alsın. O ceviz oldu eski MHP kökenli. Yani o görüşe yakın. Şimdi AK Parti ve ayrılma olasılıkları var yani bilmiyorum. Yani Hulki Cevizoğlu siyaseten buralara gelebilir miydi falan bu tartışılır ama geldi artık, yapacak bir şey yok. Yani hani biz istemeden nasıl ceviz ve yuvarlak hayatımıza girdiyse Hulki Cevizoğlu öyle hayatımıza girdi yani. Evet ya, yani iyi bir televizyoncu olarak girdi yaşantımıza. Sonra MHP kökenli olduğunu biraz iyi belli etti yazılarından, programlarından. İYİ Parti'ye yanaşır gibi oldu ama ondan önce Ecevit'e yanaştı. Ecevit partinin başkanı oldu ya. Ya şimdi bunlar, doğru siyasetçiler böyle oluyor, tamam mı? MHP kökenli oluyorsun, sonra İYİ Parti Demokratik sola geçiyorsun birdenbire, MHP'den Demokratik sola. Sonra İYİ Parti fena mı acaba derken AKP'den milletvekili oluyorsun. Sonra her programa çıktığında ben tabii bir sosyoloji doktoru olarak diye başlıyorsun konuşmaya. Yani işte bu... Sonra da işte ceviz yuvarlak olayı ortaya çıkıyor, çözemiyorsun sen.
Ha bak yani mesela şimdi buradan acaba bu bütün cevizler yuvarlaktır derken Cevizoğlu soy ismine de bir gönderme. Deminden beri neye çabalıyorum anlamıyor musun? Yani sen eskiden MHP'liydin. Şimdi Erdoğan'ın yanında diz çöküyorsun, fotoğraf çektirmek için ayağa kalkıyorsun bilmem ne. Erdoğan aynı kime baktıydı öyle ters ters? Nebati'ye baktıydı değil mi? Evet, Nebati ile Binali kavga etti. Yani. Şimdi böyle bir siyasetin içerisinde o yüzden cevizi niye bu kadar şey yapıyorsunuz? Çok açık belli ediyor adam. Ben böyle düşünmemiştim gerçekten. Siz şimdi söyleyince böyle Sen kafa. niye 10 dakikadır 10 dakika programın başından beri Hulki Cevizoğlu örneğini veriyorum zannediyorsun ki sen? Yani yuvarlak demek istediği, evet şimdi daha iyi kavrayabiliyorum. Tam yuvarlak değilmiş demek ki o zaman. Yani E ya da çünkü hala gelebilirsin bak diyor. Hani evet. Akşener'e de yuvana dön, evine dön dedi ya. Evet, yani her yuvarlak ceviz değildir derken bunu kastetmiş olabilir ama her ceviz yuvarlaktır derken neyi kastettiğini henüz yine kavrayabilmiş değilim ama yakında çözeriz diye düşünüyorum. Yani bu konu bizim engin felsefi bilgimizi aşıyor. Yani Bahçeli'nin bu engin felsefi bilgisiyle şaşırıyoruz ama doğrudur. Hulki Cevizoğlu'na yerini hatırlatmak için söylenmiş Veya onun gibiler işte yani. bir büyük söz olabilir. Bu gayet makul ve mantıklı. Bana da öyle gibi Ya geldi. da Hulki Cevizoğlu gibi cevizlik yapıp da yuvarlanıp bir yerlere gitmeyin. Bakın işte Büyük Birlik Partisi, MHP, İyi Parti, Zafer Partisi ciddi bir rakam ediyoruz. Ha bak. Yuvarlanıp birleşebiliriz. Büyük ananas olabiliriz. Yani evet. Bundan sonraki benzetmelere dikkat etmek gerekiyor demek ki. Çünkü boşuna söylenmiş bir şey değil. Hayır. Mesela Murat Kurum da Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı açıkladıktan sonra bir açıklama yapmış. Şöyle demiş. İstanbul Belediye Başkanı tarihe saygısızlık etmeyecek. Fatih'in karşısında ellerini bağlayacak, boynunu bükecek demiş. Bu Fatih Terim mi Fatih Erbakan mı acaba? Şimdi işte hangisi yani diyorum ya hangisi ne demek istiyor? Şimdi Fatih Terim gitti Yunanistan'a. Bizim seçimlerle hiçbir ilgisi yok. Bir tek kızımızın o dosyasından takip edebiliyoruz hocayı. Fatih Erbakan'ı kastettiyse bu biraz Erdoğan'a haksızlık olmaz mı? Yani benim bildiğim AKP'liler sadece Erdoğan'ın karşısında ellerini bağlarlar, boynunu bükerler. Şimdi Fatih'in karşısında elini bağlayacak, boynunu bükecek ne demek bu? Herkes bir siyasi mesaj verir oldu. Çok da anlayabilmiş değilim açıkçası. Ne demek istediğini. Ya bu siyaseti nasıl anlayacağız Serdar? Yani Türkiye siyasetini konuşurken MHP'den ayrılan partileri Milli Selamet Partisi'nden ayrılan Erbakan'dan, Türk Eşler ve Erbakan'dan ayrılanları konuşuyoruz. Türkiye'nin kaderini çok partili dönemin en zayıf iki partisi belirliyor şu anda. Farkında mısın? Biri 3, biri 4 milletvekili, 5 milletvekili çıkartıyordu. Katılıyorum ve de şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Herhalde Türkiye'de ilk kez bu kadar halk siyasetten kopuk vaziyette. Aday açıklanması, kimin olduğu, isim, sokakta seçime dair. Sen Türkiye'de yaşıyorsun. Sokakta İzmir adayını çok önemseyen var mı? Eskiden önemserlerdi, ben İzmir'de yaşadım. Hiç önemli yok. Hayır. Yani hiçbir siyasi partinin adayını önemseyen yok. İstanbul'un yüzde kaçı Murat Kurum için aa çok iyi oldu diyordur? Ya da Ekrem İmamoğlu için fark etmiyor yani taraf tutarak söylemiyorum. Katılıyorum işte biraz önce Murat Kurum için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın önünde toplanıp protesto gösterileri yapanlar varmış bu. Eskiye dönük bakanlığı döneminde mağdur ettiği bir takım bu
ne derler ona, dönüşüm projelerinde haksızlığa uğradıklarını söyleyenler biraz önce protesto ediyorlarmış. Yani siyasetin halkın içinde olması gibi bir şey söz konusu görünmüyor şu anda. Çok değil, hiç ilgisi yok. Ya da Maçoğlu niye Kadıköy'den aday mesela? Bence o da ceviz meselesi gibi. Yani o cevize de en iyi yuvarlak orası oluyor demişler. Ben de bunu düşündüm ama ya solcuları sürekli eleştiriyorsunuz demesinler diye pek bir şey demek istemiyordum ama şimdi ovacı... Yani ben TKP'yi solcu olarak görmediğim için bana göre CHP TKP'nin daha solundu. Hiç olmazsa solcu olmaya çabalıyor CHP. Şey, TKP'nin açıklamasına baktığınız zaman da bizim dışımızda bir gelişme bu diyor. Maçoğlu'nun Tunceli'den Kadıköy'e gelmesi bizim dışımızda, bizim sonradan haberimiz oldu. Bunu işte bileşenler kendi aralarında karar vermişler. Biz henüz değerlendirme aşamasındayız. Ne yapacağımız konusunda diyorlar ama sonuçta... Bu da başka bir uyanık. Burada bileşen diyor ki, demesinin nedeni işte bileşen deyince işin içine DEM de giriyor zannediyor insanlar. Hayır, hiç ilgisi yok. DEM şu anda eli rahatlamış en siyasi parti Tunceli konusunda özellikle. Niye? Yani bu sol bileşenlerin çok da iş keyfini bozmamak için DEM ya da daha önceki HDP olabilir. Çok bu işe girmek istemiyorlardı. Saygı duyuyorlardı. Kenarda duruyorlardı bence. Şimdi Tunceli içinde çok iddialı bir adayla DEM o Tunceli'yi alabilir gibi geliyor bana. Alır gibi geliyor bana yani. Tabii canım, daha önce de aldı. Yani alır. İşte Maçoğlu'nun ve bu sol birlikteliğin çok da oyun bozanı olmamak için direnmemişti. Ama şimdi Kadıköy'e getirdiniz. Ne olacak ki Kadıköy'de? Yani hem bir taraftan lider sultasına karşı çıkacaksınız. Siyasi partiler lider partisi değildir. Özellikle de sol ve sosyalist partiler program partisidir diyeceksiniz. Ama ta Tunceli'den alıp Kadıköy'e aday getireceksiniz. Ya işte bir laf var ya, sayı saymasını bilmiyorsun ya dayak yememişsin diye. Yani hani bir de aynı şekilde bir laf daha var. Taş yerinde ağırdır diye. Bu taşı aldınız götürdünüz. O zaman gelecek dönem nerede olacak ki acaba? İzmir Büyükşehir adayı. Oradaki taş yuvarlak mı acaba? Yani bütün taşlar yuvarlaktır ama her yuvarlak taş değildir gibi bir söz çıkabilir oradan yani. Buradan. Diye düşünüyorum ben de. O da bir problem mesela şimdi. Türkiye'nin nasıl olacak bu? İstanbul'a nasıl yansıyacak? Kadıköy'e nasıl yansıyacak? Büyükşehir'e nasıl yansıyacak? Hiçbir şekilde yansımayacak. Bunun örneğini gördük. Ama Alevi Konfederasyonu Başkanı Kadıköy'den bağımsız adaylığını koydu. Çok ciddi para harcadı Almanya Konfederasyonu burası için. Ne oldu? Seçilemedi. Ama kötü bir şey değil mi? Yani en azından Maçoğlu gibi birinin bugüne kadar yaptıklarıyla en azından örnek gösterilen birinin şimdi hiçbir seçilemeyecek olması ya da seçilmemesi sonucu ne olacak bu? Kimin yararına daha doğrusu? O zaman niye İyi Partileri eleştiriyoruz gibi bir şey sonuca geliyorum ben yani. Niye İyi Partileri eleştiriyoruz o zaman? Onların da en doğal hakkı diye düşünüyorum yani. Ama işte burjuva politikası böyle bir şey. Sol adına da yaptığın zaman burjuva politikası yapıyorsan böyle yapıyorsun. Halbuki Dersim'de güzel şeyler yapıyordun. Üretiyordun, o üretimden gelen parayla çocukları okutuyordun falan filan. Ha bundan sonra gelecek belediye başkanından CHP'li ya da demli devam etmeyecek mi? Edecek. Ama bu güzel bir şeyi, yaptığın güzel bir şeyi 4 ya da 5 yıl daha devam ettirme şansın vardı. Evet. Yani sistemi, en azından yeni bir sistemi oturtma, o sistemi geliştirme ve örnek haline getirme olasılığım vardı.
Ben bunu daha önce de söyledim. Aynı şeyi orada da yaptı Cumhuriyet Halk Partisi. Burada daha küçük bir ilçede başarılı bir belediye başkanı var. Ve de genç bir isim yani. Daha 30'lu yaşlarda. Şimdi onu aldı. Ordu'nun en büyük ilçesine belediye başkanı adayı olarak getirdi. Yani başarılı olur olmaz ama kendi yerinde daha iyi işler yapan biriydi. Örnek işler yapan biriydi. Şimdi o başarılı oldu, vay burada başarılı oldu diye şimdi onu buraya getirirsiniz. Yarın onu da alıp buradan başka bir yere götürebilirsiniz. Ama bunu ilk defa yapmıyoruz ki. Bunu işte geçen gün sana mı sormuştum? Durmuş Ali Çalık'ı tanıdın mı diye. Yok. Karaman Belediye Başkanı'ydı Durmuş Ali. 12 Eylül öncesinde yaşını büyüterek belediye başkanı yaptılar. Tutmuyordu. Konya Karaman'da o zaman Karaman il değildi. Başarılı bir belediye başkanıydı. Başarılı olunca onu meclise getirmek gerektiğini düşündüler. Bu sefer de meclis için o zaman yaşı tutmuyordu. Bir daha yaşını büyüterek meclise geldi Durmuş Ali. Doğrudur. Bu arada Mehmet Siyam Kesimoğlu ön seçimden birinci olarak çıkmış ve Kırklareli'nin muhtemelen önümüzdeki dönem CHP'nin yeniden adayı. Son dakika gelişmesi de bu. Yani bir taraftan siyaset böyle devam ediyor. Ama bu siyaset halkın içinde var mı? Halkın içinde pek yok. Şu anda emekliler maaşlarının derdindeler. Evet. Sanırım pazartesi günü toplanacak o da ne olacak, ne bitecek diye. Şimdi bütün bunları vatandaşın derdi ekonomik. Sürekli zam geliyor. Zam haftası. Zam ayı hatta. Ocak ayı. Ocak ayında bütün düzenlemeler yapılacak. Aralık ayında bir miktar kaşıkla verdiklerini şimdi Ocak ayında kepçeyle geri alacaklar. Erdoğan da bunun farkında. Onun için bu politik tartışmayı mümkün olduğu kadar düşük düzeyde götürmeye uğraşıyor. Ama sanıyorum Ocak ayından sonra yani seçim biraz daha yaklaştıkça kendi tabanını konsolide etmek adına işte bölücülük yerine bu sefer din üzerinden yeni bir politika geliştirip onu yapacak. Muhtemelen de Erdoğan bunu dediğim gibi sadece yerel seçim için değil, yerel seçimlerden sonra anayasa değişikliği içinde kullanacak. Ben bu Can Atalay hikayesini de bu kadar çıkmazda olmasına rağmen sessiz kalmasını buna bağlıyorum. Yani Erdoğan bunu bile kullanacak. Bu işi çözebilmek için bu anayasa değişikliğini yapmamız gerekiyor ya getirecek konuyu. Tabii her zaman yaptığı gibi bir iki tane içine yine anayasaya sos olacak bir iki değişiklik sunup Nisan ayından sonra bunu vatandaşın önüne getirecek ve meclisten bunu öncelikle çıkarmaya, bu değişikliği çıkarmaya çalışacak gibi geliyor. O yüzden de Milliyetçi Hareket Partisi'ne ihtiyacı var. Pek kavgayı göze alamıyor ama pazarlığı ne derecede ve ne seviyede götürür? Şu anda ortaya çıkanlara göre her iki tarafta kavga istemiyor. Çok şaşırtıcı gelmedi bana bu Sinan Ateş davasının savcısının birdenbire 2 ay sağlık iznine çıkması. Mutlaka onun yerine bakacak biri vardır ama o yani vekaleten bakacağı için çok bir şey yapmayacaktır. Yapmayacağı için de 2 ay biz Sinan Ateş cinayetiyle ilgili herhangi bir gelişme ya da bir iddianame yazımı falan filan görmeyeceğiz demektir. İlginç. Her şey ilginç. Bak Nebati kendisini eleştirenleri Allah belanızı versin diye açıklama yapmış. Evet yani çok sert bir sözdü. Yani niye MHP böyle? Bingöl'de de meclis üyesi 3 MHP'li Şeyh Said dolayısıyla istifa etmiş. Evet doğrudur. Yani işte diyorum ya siyasetin şu anda geldiği noktada nereye doğru evrileceğin bir cisim geliyor hani diyoruz ya bir cisim geliyor ama ne geldiğinin farkındayız ama bir şey geliyor.
Ve bu bir tek sadece iktidar partisi ya da iktidar ortaklarını değil, CHP'yi, İyi Parti'yi, hatta işte şimdi tartışmaya başladık, Maçoğlu üzerinden TKP'yi falan filan da etkiliyor. Yani bir grupta ya da bir görüşte şöyle, işte Erdoğan TKP üzerinden Türk solunu dizayn etmeye çalışıyor ya da yeni bir Türk solu yaratmaya çalışıyor diye iddialar da var. Maçoğlu'nda, yani Maçoğlu operasyonunda bunun bir örneği olarak gösteriyorlar. Böyleyse, eğer böyle organize oluyorsa, işte biraz önce konuştuğumuz bu Amerika Birleşik Devletleri şeyinin, Dışişleri Bakanı'nın gelişi gidişi, Suudi Arabistan'la yaşanan işte bu futbol krizi falan, bunlar hiçbirini birbirinden ayırmadan düşündüğümüz zaman Erdoğan'ın işinin çok da kolay olmadığı. Bence 20 yıllık iktidarında ilk kez bu kadar hareket alanının daraldığını, seçeneklerinin azaldığını düşünüyorum. Yani Erdoğan eskiden daha çok seçenek sahibiydi. Birini bırakıp birini alabiliyordu. Dün dediğini bugün değiştirebiliyordu falan, yol yürüyebiliyordu. Bugün itibariyle sanki Erdoğan seçenekleri siyasetçi olarak en az kişi durumunda ve mutsuzluğunun altında yatan neden de belki de bu. Ya da tersi diyebilir miyiz? Son 5 dakikamızda onu sorayım sana. Erdoğan esasında kimseye seçenek bırakmıyordu. Benim adayım bu, bu olacak, bitti. Hiç böyle işte salonun 1/4 boş kalmıyordu, bilmem ne falan filan. Şimdi koalisyonla beraber seçenek geldi tabii. Yani İstanbul'u, bir önceki seçimlerde İstanbul'da AKP'nin adayı kim olacak diye tartışılır mıydı? Koalisyon olmadan önce. Hayır. Mümkün değil. Şimdi tartışılıyor. Bu Erdoğan'ın hoşuna giden bir şey değil esasında. Çünkü Erdoğan'ın inisiyatifinden çıkıyor bu. Ne kadar o açıklasa da mesela şu olmazdı. Kurum, Murat Kurum bir hafta önceden Erdoğan açıklamadan kesinleşmiş gibi konuşulamazdı. Doğrudur. Şimdi konuşuluyor çünkü başkalarının hala olma olasılığı var. Dı yani. Çünkü MHP bir alternatif sunuyor. Erbakan şunu mu yapsam, bunu mu yapsam diye Fatih Erbakan gibi %2,5 alan bir adamla pazarlık masasına oturmak zorunda kalıyor. Ya da %1'i bile olmayan işte Hizbullah'la oturuyor masaya. Anlatabiliyor muyum? Ben katılıyorum. Dediğim gibi Erdoğan muhtemelen siyaset süresinin... Artık tek adam olmadığını biliyor Erdoğan. Evet, siyaset süresinin en zorlu dönemlerinden birini diyeyim. Çünkü bundan sonra sanki daha çoğalacakmış gibi bu. Yani en zorlu süreçlerinden birini yaşıyor. Ve Erdoğan'a da garip geliyor bu, anladığım kadarıyla. Yani aslında o da sindiremiyor bunu, paylaşmayı. Şimdi Erdoğan hep derin devlete bağlı olarak çalıştı. Ben öyle söylüyorum. Benim iddiam bu. Erdoğan hiçbir zaman askere hakim olmadı. Ya NATO'cuların emrinde Ergenekon'la uğraştı ya Ergenekoncuların emrinde NATO'yla uğraştı. İki tarafta da asker izin vermese öbür askerle uğraşamazsın. Böyle bir yağlı börek hiçbir yerde yok yani. Unuttum neyse o tekerleme işinde. Ceviz kafamda hep de ondan. Cevizli börek diyelim. Şimdi Erdoğan'a diyorlardı ki şunu yap. O da diyordu ki altına şunu yap ya da sen şu olacaksın. Şimdi Erdoğan o emri alıyor yukarıdan. Ama altındaki insan kim olacak Erdoğan'ın inisiyatifinin dışında? Evet. Onun için de zor bir dönem. Çok zor bir dönem. Çünkü MHP'nin her an daha önce yaptığı gibi başka partilere, hadi eyvallah birader, hadi gel bir erken seçim dükkanı açalım, badalasak da mı seçime gitsek,
Badalama saklama gitsek gibi bir alternatifi var Erdoğan'ın şimdi. Bu önceden hiç yoktu çünkü tek başına iktidardı herif. Yani İstanbul'un belediye başkanını ben belirlerim. Şimdi belirleyemezsin. Evet. Ankara'yı ben belirlerim. Şimdi belirleyemezsin. Artık belirliyormuş gibi yapıyor. Tabii başka partiden istifa edip senin yanına gelen adamı belediye başkanı yapmak zorunda kalıyorsun. Bu Erdoğan için intihar gibi bir şey. Kendi inisiyatifin gitmiş demektir bu. Doğru. Bunda da demek ki cevizin katkısı büyük. İşte burada ceviz devreye giriyor. Devreye giriyor çünkü ceviz çünkü hem bir elipstir dünya gibi, yuvarlak değildir. Bahçeli onu bilmiyor maalesef tabii. Elips yuvarlak çizgileri olan bir yuvarlaktır. Toparlak değildir. Evet, beni çok fazla konuşturma Serdar. Evet. Önümüzdeki hafta Ankara adaylarından sonra tekrar beraber görüşürüz bakalım. Cevizden sonra bu hafta bir badem gelirdi. Haftaya pazar badem mi konuşuruz, cevizler mi devam ederiz göreceğiz. Bir de miting var tabii. Miting var. Hangi mitingdi? CHP'nin mitingi. CHP'nin mitingi var, evet. Tandoğan'da. Artık onu da izlemiş olur o gün. Tabii bundan sonra mesela Tevfik Göksu tekrar ilçe belediye başkanı adayı yapılacak mı? Teklif giderse kabul edecek mi? Yok, yapılmış. Yapılmış mı? Açıklandı o da, evet. Yerini, koltuğunu korumuş. Koltuğunu korumuş. Kadıköy'e getirselerdi bari ya da Beyoğlu, ne bileyim ben. Şişli kardeşim ya. Yani. Ne Kadıköy'miş be arkadaş. Kadıköylüyüm. Ondan demek ki. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Teşekkürler Serdar.